Başlığa pek fazla takılmayın. Başlığı itiraz ediyorsanız izin verin derdimi anlatayım. Ondan sonra başlık için yeni bir öneriniz olursa başlığı değiştiririz. Efendim iş şuradan köken alıyor. Biliyorsunuz insan vücudundaki hücrelerde 46 kromozom var. 23'ü anneden, 23'ü babadan geliyor. Nasıl geliyor? Annenin yumurta hücresinden 23 tane, babanın sperm hücresinden 23 tane geliyor ve birleşiyorlar. Embriyo oluşuyor ve oradan da çocuk doğuyor. Peki şimdi aynı anne genleri, aynı baba genleri bir araya geliyorlar. Çocuk erkek oluyor. Tamam. İkinci çocuk kız oluyor. Tabii ki yani birbirine benzemeyecek. Ama tekrar bir erkek, tekrar bir kız oluyor. Veya 3 tane erkek oluyor. Veya 3 tane kız oluyor. Kızların hepsi birbirine çok benziyor mu? Evet. Yani bazı yönlerden benziyorlar ama hepsi birebir aynısı değil. Aslında teorik olarak aynısı olması gerekmiyor mu? Tabii ki işin içine başka şeyler karışıyor diye düşünebilirsiniz ama ben önce o tarafa gitmeden evvel size işin temelindeki küçük, ilginç ve mucizevi bir detayı anlatayım. Biliyorsunuz hücreler bölünürken nasıl bölünüyorlar? Mitoz bölünme, yani bir hücre aynısından bir tane daha oluyor, ikiye bölünüyorlar ve böylelikle devam ediyor. Ama bizim eşey hücrelerimizde yani sperm ve yumurtanın bölünmesi farklı. Bu meyoz bölünme tarzında oluyor. Yani 23 kromozomumuz var. O 23 kromozomuna bir 23 kromozom daha ekleniyor. Sonra onlar ikiye ayrılıyorlar. Kutuplarda bir araya geliyorlar. Daha doğrusu uzaklaşıyorlar birbirlerinden. Sonra ortadan ikiye bölünüyorlar. Ve spermin aynısı, yumurtanın aynısı ortaya çıkıyor. Tabii milyonlarca erkekte sperm var. Yumurta sayısı biraz daha düşük. İşte 10 ila 40 bin arasında değişiyor. Ama sonuçta aynı tür bir sperm ve yumurta elde ediyoruz. Yanlış. Yanlış. Aynı türde elde edilen bir sperm ve yumurta söz konusu değil. Niye? Çünkü bu ayrışma sırasında crossover denilen bir işlem var. %15 ila 20 civarında otomatik olarak genler yeni bir sperm ve yeni bir yumurta hücresi yapılırken değiştiriliyor. Çünkü neden? Doğanın değişime ihtiyacı var. Yoksa herkes birbirinin tıpatıp aynısı olurdu. Bütün erkekler, bütün kızlar değil mi? Hepsi birbirine benzerdi. Tabii ki genlerde daha sonra bir takım değişiklikler oluyor ama işin temelinde korunan genetik yapımız esas. Ama doğa hep aynı insanı, hep aynı erkeği, aynı kızı üretmek istemediğinden dolayı ve değişiklik yaratmak istediğinden dolayı ve evrendeki düzenin temeli de aslında değişim olduğundan dolayı böyle mükemmel bir düzen kullanılarak yani kendi hücrelerimizin yeniden üretilmesinde %15 ila 20 bir değişiklik yaratılıyor ki aynı insanlar ortaya çıkmasın, tür farklılaşsın, tür ne kadar çok farklılaşırsa o kadar daha mükemmele gidebilecek bir sistem kurulmuş. Gerçekten bir mucize. Evet, benim başlığın açıklamasını aktarabileceğim bilgiler bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.